Gönül sofranızda var mı yerimiz? Var ise iki kelam etmeye geldim. Hakkı dost tutanlara bir selam verip, hatır sorup gönüller almaya geldim. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden, dağlarından yağ, ovalarından balakan, güzel şehir Aydın'dan, Germencik'ten, çöp şiş diyarı ortaklardan tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Evet, bugünkü Bir İş Hikayesi adlı programın konuğu, ortaklarda çöp şişiyle ünlü ilk çöp şişçili Necati'nin yerindeyiz. Evet, Mahsun Bey, ortaklardayız. Çöp şişin başkentindeyiz. Evet. Evet Mahsun Bey, sizin işin hikayesi nasıl başladı? Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bizim işin hikayesi. Ben 90 yılında Necati amcanın yanında çalışmaya başladım. Evet. Çırak olarak. Tabii ilk başladığımızda öyle direkt mutfağa falan almadılar bizi. Bir önce araba yıkattırdılar, bir mutfakta temizlik yaptırdılar. Ondan sonra kademe kademe yükseldik. En sonunda Necati amca, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, öldü. Çağırdı beni, dedi ki, oğlum ben burada durmayacağım artık. Sen de bu işi öğrendin. Benim şeyimi devam edebilirsin. Gel burayı sana bırakalım, dedi. 2004 yılında burayı bana devretti. Bismillah, bana bıraktı. Bismillah deyip aldınız yani. Evet, tabii çöp şiş çok lezzetli bir ürün, et türü. Tabii çöp şişin de bir hikayesi var değil mi? Yani çöp şişin hikayesi tabii, nasıl çıkmış Mahsun Bey? Şimdi çöp şişin hikayesi şöyle başlamış. Tren istasyonunda başlamış. Rahmetli Necati amca tren istasyonunda böyle tepsilerin içinde. O dönemde herhalde kara trenler varmış. Kara trenler. Evet. Daha uzakken bir korna çalıp tuttu etti mi? Bizim burada zaten değerli seyirciler, ortaklara İzmir'den gelirken Çamlık var. Çamlık'ta. Çamlık'tan kara tren düdüğünü öttürüyor yani. Düdüğünü öttürdü mü burada sesi duyuluyor. Yani o küçük olmasındaki sebep, tren buraya gelene kadar, istasyona gelene kadar pişip, çöp şiş hazırlanmış, pişmiş sıcak sıcak tren istasyonu tepsinin içinde satılmaya tabii başlaması. Tabii hani o yıllarda, sunulması. Eski yıllarda bahsedildiğinde o dönemlerde tabii bir büfe yok, su içecek yer yok. Yolculuk uzun. Tabii kara trenle klima ortamı yok yani bugün. Bugünün şartlarıyla. Yani yana yana gidiyorlar. Evet. Onun için o da hazırlayıp tepside tren istasyonunda satmaya başlıyor. Hikaye oradan başlıyor. Aynen. Bir de tabii çöp şişin ufak olmasının yegane sebebi de hemen anında pişmesi. Evet. Servise hazır hale gelmesi. Servise hazır hale gelmesi. Tabii genelde 3 tane et en sonunda bir tane parça kuyruk yağı olur. Kuzu kuyruk yağı. Bunun sebebi nedir? O kuzu kuyruğu ayrı hem bir tat veriyor ette. Evet. İşin püf noktası oradan çıkıyor. Oradan yani. Çıkıyor. Evet. 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 Tabii Mahsun Bey, yani ortaklar gerçekten öyle. Türkiye'de çöp şiş denildiğinde, yani ortaklar başkent. Zaten her yerde de ortaklar çöp şiş olarak geçiyor. Evet. Artı zaten çöp şişin başkenti çöp şiş, ortaklardır. Çöp şişin zaten şeyde marka tescilli de yaptırıldı. Evet. Bunun da tabii yaptırılması güzel bir gelişmeydi. Şimdi sezon ne zaman başlıyor? Abi sezon. Bizim sezon çok şey, okulların kapanmasıyla sezon başlar, okulların açılmasıyla sezon biter bizim burada. Gel o öğrencilerin tam tatil arası tatil sizin arasında, tam sezon oluyor. Tabii okullar evet. Tatil oldu mu aileleri çocuklarını alıyor, gezmeye götürüyor çocukların. Okul esnasında şey olduğu için çıkamıyor pek aileler. Evet. Bitmişken çocuklarını gezmeye çıkarırken tabii bizim bu tarafa da uğruyorlar o zaman. Çöp şişe özellikle. Evet. Tabii hizmet sektörü özel bir ilgi alaka istiyor. Hizmet sektöründe zaten özel ilgi alaka olmazsa bu mesleği yürütmenin şansı da olmuyor. Bu mesleğin zorlukları nelerdir, güzellikleri nelerdir? İyi ki ben bu mesleği yapmışım dedirttiren noktalarda böyle bir hikayeniz falan var mı? Abi bu mesleği gerçekten çok severek, isteyerek yapıyorum. Evet. Zaten bir işi yaparken eğer ki isteyerek, severek yapmasan o işi... Hani derler ya, ne yaparsan yap, aşkına yap.
aşkla yap. Gerçekten evet. Her işi aşkla yapacaksın. Ama tabii ki gerçekten insanları memnun etmek çok zor. Evet. Çok büyük zorluklar yaşıyorsun bu konuda. Geri kalanı... Ben şunu da merak ediyorum. Tabii geri kalanı severek yaptıktan sonra kolay. Tabii insanlar birçok et türünü tatmışlardır. Çöp şişi evet. Hayatında ilk defa yiyenlerin tepkisi nasıl oluyor? Abi çöp şişi şimdi adam geliyor ben diyor çöp şiş görmemişim. Hiç diyemedim nasıl bir şey, nasıl olacak, koku var mı, şu var mı? Anlatıyorsun. Yedikten sonra burada gerçekten hani biz et ilk defa yiyoruz diyenler çok oluyor. Evet. Bir de şu var mesela değerli seyirciler ben aynı zamanda ortaklarlıyım. Yani ilk defa izleyenler için de söylüyorum. Tur otobüsleri de görüyorum. Yani tabii. Yabancı işte atıyorum Meryem Ana'ya geziye gelene burada buraya gelip isteyen de, evet. Şeyler var. Yani turistler var. O yurt dışından gelen o misafirlerin o tabii tercümanla tercüme ettirdiğinizde duyguları nasıl oluyor? Onların en çok hoşuna giden şey yabancıların böyle ufak olması işte kargıda pişip geliyor ya evet. Tek lokmalık olduğu için çok hoşlarına gidiyor çok beğeniyorlar yani sıyır at evet. Onun esprisini de yapıyorlar hatta tabii şey olarak işte atıyorlar sıyırdıktan sonra evet. Gülüyorlar falan. Ha, güzel oluyor, güzel geçiyor. Çöp şişin tabii yani hazırlanması böyle servis olayı nasıl oluyor çöp işte? Mesela geldi bir müşteri ilk defa geliyor, çöp şiş yemek istedi. Bunun yanına çöp şişin yanında neler servis ediliyor? Abi çöp şiş işte? Servis açıldığı gibi önce bir tereyağı, loru, salatası, lavaşı gider. Evet. Sıcak lavaşıyla. Yani önden bir atıştırmalık. Atıştırmalık olur. Tereyağı, loru, evet. Lavaşı gider. Ondan sonra çöp şişin yanında pişmiş domatesi, soğanı, biberi hayreten gider. Şey olarak... Ayran özellikle yayık yapıyorsunuz değil mi? Yani, yayık ayran. Kese yoğurdundan özel hazırladığınız. Tabii. Çünkü değerli seyirciler normal piyasada fabrikasyon ayran pek çöp şişte gitmez. Yok. Bunun en önemli püf noktalarından biri tanesi. Açık ayran, yani, yayık ayranı. Evet. Özellikle kese yoğurdu, süzme yoğurttan, köy süzme yoğurdundan, doğal yoğurttan yapılmış ayranla birlikte yenmenin ayrı bir güzelliği var. Tabii. Tabii biz bunun yanında mesela domatesi görüyoruz. Mangalda domates yapıyoruz. Mangalda domates közlenmiş. Ya işte evde yapıyorum o lezzet olmuyor yani. Abi şimdi... Ona lezzet ver. Şimdi... Evet. Mesleğin bütün sırlarını da buradan aşikar ediyoruz yani. Onu da açıklarsak evet. Bu sefer millet buraya gelmekten vazgeçer. Evinde yapar. Herkes evinde aynı sistemi kurar, aynı sistemde pişirir. Evet. Tabii, biz burada aşk alacağız. Onu şöyle biz kapatalım. Yani bu lezzeti tatmak isteyenlere, değerli seyirciler bu lezzeti tatmak isteyenlere Aydın, Germancık ortaklarda Necati'nin yeri çöp şişe yani çöp bekliyoruz. Şişi olan Necati amcanın rahmetinin yerinde işte Masum kardeşimizin mekanında buradan bütün bizi izleyenleri de davet etmiş olalım. Evet. Evet son sözleri toparlayalım. Neler demek istersiniz artık değerli lezzetli güzel bir yemek. Evet. Güzel bir çöp şiş tatmak isteyen tüm seyircileri, tüm izleyicileri davet ediyorum. Buyursun, gelsinler. Mutlaka Necati'nin yerinde bu lezzeti tatsınlar. Necati'nin yerinde tatmadan önce biz yemek yedik, çöp şiş yedik demesinler evet. Abi. Bir iş hikayesi programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın efendim.